Değerli takipçiler merhaba. İçerime hoş geldiniz. Bugün marketler arası istatik için market vlogu yapalım. İçeriğimizi bu yüzden çalıştırdık. Süt, makarna, çay, şeker ve bir paket meyve suyu. Geziyem üstün marketlerden bu 5 kalemi alacağız. Sonucunda fiyat olarak hangisi arasında neler farklı bunu görmüş olacağız. Şimdi A101'den bir paket çay alacağız. Fiyat 32.75. Şöyle tiryaki alacağız bir tane. Koyduk. Şeker olarak 1 kilo. Bir tane var. Bu da 6.75. Bundan da aldık bir tane. Evet. Şimdi evet süt alacağız. Şimdi en uygun fiyatı yağlı süt olarak 3.75. Bunu görmüş oldunuz. Bir şaşlık var. Diğer süt fiyatları. Bir pakette yağlı süt aldık. Makarna reyonuna geldik. Şimdi 3.20. $1.95. En ucuz $1.95. Bir paket de makarna. Bende. Evet. Meyve suyu olarak baktığınız zaman %3.25'e bir tane böyle meyve suyu alıyoruz. En uygun fiyatı %3.25. Başlamış olduğumuz ilk marketimizde rakam olarak 45 lira tuttu. Diğer marketlere bakacağız. Evet, şimdi de Şok Market'e giriyoruz. Aynı kalemleri bir yere Şok'tan bakalım değerli takipçiler. Öncelikle süt reyonuna geldik. Fiyatlar yüksek. Yağlı süt 3.75. Bir paket yağlı mis alacağız değerli takipçiler. Evet. Şimdi çay reyonuna geldik. Yine aynı çay. Burada da aynı fiyat. 29.45. Önüne geldik. Şöyle gittiğimiz zaman 2000 lira var. 2 kilosu 9.75 diyor. 1 kiloluk toz şeker göremedik. Buradan 2 kiloluk alıyoruz şekerimizi. Kanal önüne geldik. Burada da 1.95. En uygun piyale, kelebek ve burgu makarnası 500 gramı 1.95. Evet, meyve suyu reyonuna geldiğimizde burada cuslar var 3.25, kapiler 5.75, 4.95. Yine uygun olan 3.25'e misin işte suyu var. Bundan bir tane alalım. Evet, değerli takipçiler şimdi Şok mağazasından aynı kalem ürünlerden birer tane aldık. Burada da son rakam 48 TL. Şimdi Dekomar'a geldik. Aynı ürünleri almaya. Öncelikle sütteki fiyatlara bakalım. Burada 3.70'e kolkama var. Evet. Yağlı süt olarak en uygun fiyat
Orta süt var. 3.75. Meyve suyu reyonumuzda da fiyatlar 4.95, 4.50, 4.25. En uygun pınar meyve suları var. 3.95. Şöyle bir tane alıyoruz. Bunlar tuz. Bunlar tuz. Evet, 5.75. Ne çarp? Evet, çay reyonuna geldiğimiz zaman aynı 29.45 aldığımız çay burada 34.45. Ekomar'da 34.45. Evet, Ekomar'dan yapmış olduğumuz aynı kalem malzemeler 51 lira tuttu değerli takipçiler. Evet, aynı kalem malzemeler almak için değerli takipçiler, şimdi de Baştaş Market'teyiz. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Evet, Ekomar sonrası Baştaş'ta süt reyonuna geldik. Onu bilin, şu anda içim yağlı süt 3.49. Yerleri 4.75, 3.99, 5.35 gibi. Dolayısıyla buradan da bir tane içim süt alıyoruz. Meyve suyu reyonumuzda şöyle fiyatlara baktığınız zaman Baştaş'ta en uygun 4.25 limes elma suyu alalım bir tane. Evet, şeker reyonuna geldiğimiz zaman da birer kiloluk şekerlerde Baştaş'ın kendilerine 5 lira 1 kilosu. 6.49 doğuş 5.75. Bornova 5.75 bal. En uygun Baştaş. Bir paket aldık. Şimdi çaya geçersek gördüğünüz gibi çay burada da 34.95 aynı çay. Makarna reyonuna geldiğimiz zaman en uygun 1.99'a oba makarna var. Diğer filiz makarna var. 2.99 indirimde. 4.25 pasta villa, 3.25 Ankara, 3.99 Vermelli, 2.90 Arbella. Burada da fiyatlar var. Burada da burgu aldık. Oba. Evet, Baştaş'ta aynı kalem malzemeler. 49.67. Değerli takipçilerim, şimdi BİM mağazalarına geldik. Aynı kalem ürünlere bir de BİM'de bakalım. Evet, aynı çaydan BİM'de de var. Fiyat 29.95. Meyve suları olarak da şuraya baktığımız zaman 1.25, Hüsi 3.95. Evet, biz bir tane biri alıyoruz. 3.25. Süt olarak yağlı yoz süt alıyoruz. 2.75. Şeker yine 2.000 gramı 9.75. Yani 4.90'a falan gidiyor aşağı yukarı. Şeker. Şimdi de durum bu. Makarna fiyatlarına da bakacak olursak pasta vanetalar 2.95. Şöyle kardelya makarnalar 1.95. Evet. Bir tane de fiyonk aldık 1.95'ten.
Evet, BİM'den almış olduğumuz bu aynı ürünlerde 48 lira. 48 TL tutu. Değerli takipçiler, son olarak da Ali Pehlivanoğlu'na geldik. Bakalım aldığımız bu 5 kalem Ali Pehlivanoğlu'nda kaç lira? Evet değerli takipçiler, bugün makarna reyonunda Pehlivanoğlu'nda en ucuz makarna 2 oğan oba. Bir tane oba alıyoruz. Evet, şeker reyonuna geldiğimizde 1 kiloluk şekerde natural marka 5.20. Pehlivanoğlu'nun kendi şekeri 1 kilosu 4.70. 4.90'dan indirime gitmiş. Dolayısıyla 1 kiloluk Pehlivanoğlu alıyoruz. Çayda da 32 liraya kampanya yapmışlar. Meyve sularında 4.75, 4.95, 5.65. En uygun Yılan Şeftali 4.25. Yine bir tane buradan alıyoruz. Evet, şöyle baktığımız zaman burada da balta tam yağlı 3.95, 5.50, 5.95, 4.75 içim, 4.25 yürük olur, 5.25 sütaş, yine buradan bir tane 3.95'e tam yağlı, yok yarım yağlıymış bunlar, en uygun yürük olur tam yağlı. Bu da yarım yağlı. Tam yağlı da 4.75. White süt 5.50. Yarım yağlı. Yarım yağlı. Evet. Yağlı süt. Tam yağlı 4.50. Balkan var, evet. 64. Evet, Pehlivanoğlu'nda aynı kalem malzemeler 48-25 tutu. Şimdi değerli takipçiler, marketlerimizi gezdik. Biliyorsunuz başlangıçta söylemiştim, 5 kalem malzemede bütün çevremizdeki Torbalı bölgesindeki marketleri gezdik. Her marketten aynı şeyi almaya çalıştık. Sütün uygun fiyatlısını. Çayda sadece sabit bir marka yaptım. En azından bir markada sabit yaptım ki bütün marketlerdeki pazarlama taktiğini görürsünüz diye. Burada çayda Tiryaki markasını kullandık, Çaykur'un. Makarna, toz şeker ve bir paket 1 litrelik meyve suyu. Şimdi girdiğimiz marketlerde süte baktığımızda en uygun süt A101'de bir şah süt 3.75. Şok marketlerde 3.25. Zaten alırken tek tek bahsetmiştik. BİM mağazasında 3.75. Efendime söyleyeyim, Pehlivanoğlu'nda Balkan süt 4.50. Efendime söyleyeyim, İçim süt Baştaş markette 3.49. Ekomar'da 3.75. Süt aşağı yukarı çok küçük oynamalarla birbirine yakın. Çayda çok dikkatimi çekti. 1 kiloluk Tiryaki Çaykur Tiryaki çayı 29.45 iken 3 tane mağazada, A101 Şok ve BİM'de 29.45 iken, Ali Pehlivanoğlu'nda 32.70, Baştaş marketler zincirinde 34.95 ve Ekomar'da 34.95. Şimdi bunun pazarlaması aynı yerden yapıldığını düşünürsek, 3 mağazada 29.45 iken neden diğer 3 mağazada insanlar farklı fiyat ödemek zorunda bırakılıyor? Onu sizlere bırakıyorum. Dolayısıyla sıralama yaptığımız zaman 6 mağaza gezmiş olduk çevremizde bulunan. A101 sonuçta yükünde 45-15 TL tuttu. 5 tane şey. Ondan sonra Şok ve BİM'de 48-15. Ali Pehlivanoğlu'nda 48-25. Baştaş markette 49-67 ve Ekomar 51-55 TL. Bu aynı 5 ürüne ödediğimiz rakamlar. Dediğim gibi çayda tabii ki işte 3 mağazada çay biraz daha uygun olunca o fiyatı aşağı çekiyor. Aralarında
çok uçuk rakamlar yok ama sonuçta çayda bu kadar fiyat farkının olması ilginç. 34.95 nerede? 29.45 nerede? Yani nereden baksanız 35 deseniz yani 5 lira fark yaratıyor. Az bir rakam değil bu da. Yani makarnada 1.95 genelde, 3 mağazada 1.95, diğer mağazada 2.10, 1.99, Ekomar'da 2.95'ten aşağı makarna yok mesela. Yani şey olarak baktığınız zaman aynı oba makarnasını mesela 1.99 Baştaş'ta, ayrı Ali Pehlivanoğlu'nda 2.10. Onda bile 2 kuruş 3 kuruş fark oynamaları var. İlginç bir market istatistiği yaptık bugün değerli takipçiler. Yani umarım bu faydalı içeriği beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani sizlere bir fikir vermesi açısından 5 kalem tespit ettim. Daha fazla kaleme çıktığımızda bu küçük rakamlar 5 liradan daha farklı fiyatlara eminim çıkıyordur. Bu bir pazarlama tekniği midir, pazarlama taktiği midir bilemedim. Yani ben günün özetinde böyle bir market vlogu gibi bir şey yaptık birlikte bu içeriğimizde. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni, like atmayı unutmayın. Sizlere faydalı bilgiler, faydalı istatistikler yapmaya devam edeceğim. Denk geldikçe böyle farklı konularda yine değişik araştırmalar yapacağız. Umarım dediğim gibi faydalı içerik olmuştur. Bu içerikten sizler de faydalanırsınız. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Beğeni, like atmayı unutmayın. Çevrenize, eşinize, dostunuza öneride bulunun. Bu Pusula Çağlayan ailesi büyüsün. Faydalı işler çıkartmaya devam edelim hep birlikte. Her zaman söylediğimiz gibi sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Pusula Çağlayan da kalın tam zamanlı. Hoşça kalın.